Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme rızna ahsar mursalin ve ilhamel enbiyayı ve fehmel evliyayı bi keramike ya ekremel ekremin ve bi rahmetike ya erhamer rahim. Evet arkadaşlar, dün bir giriş yaptık, bir başlangıç yaptık biliyorsunuz. Fiilleri, Arap dilindeki fiillerden kısaca bahsetmişti başlıklar halinde. Şimdi birinci maddesi olan oradaki sıgası açısından fiilleri inceliyoruz. Yani 8 tane madde vermişti biliyorsunuz. Bir sıgası açısından mazi, muzari, emir olmak üzere 3 kısma ayrılır dedi. Şimdi önce bunu anlatacak. Şimdi Arapçada tabii sadece bu sıgalar değil aslında ama bu başlıklar altında. Yani muzari, mesela mazi başlığı altında fiil mazi var. Bir de mesela fiil muzari cehd-i mutlak var. Cehd-i mustarak var. Bunlar da aslında mazidir. Fakat tek başlık altında değerlendirilir. Ayrıyeten muzari ile ilgili fiil muzari, cehd-i mustarak, nefi hal, ve emirle ilgili de yine nehi, gayip ve nehi hazır olan nehiler var. Bunlar da yine emir kısmına giriyor. Yani bunlar başlık altında, ayrıyetin kendi içerisinde de farklı farklı sigaları var. Yani bunlar da bilmiş olalım. Sadece bu üç sigadan ibaret değil. Ama en çok kullanılan bu. Bir de diğerleri, mesela muzari sigası tek değildir. Birçoğu muzari sigasında. Mazi sigası tektir ama muzari sıgası tek değildir. Yani emir de muzariden yapılıyor aslında. Onu da ileride göreceğiz. Yani emre hazır fiil muzariden yapılır. Yani daha doğrusu fiil muzari sıgası artık bütün hepsinde kullanılıyor mazi dışında. Yani fiil mazi dışında. Hocam, evet, üç siga grup. Ne demek? Siga hemen burada geliyor. Kalıp, kip gibi ifade. Yani kalıp demek daha şey olur. Doğru olur herhalde Türkçe'de. Ya bir kalıp var. O kalıp içerisinde bütün kelimeler ona aynı sıraya, aynı kalıbın içerisine girdiriyoruz hepsini yani. Sıvası açısından mazi, muzari, emir olmak üzere üç gruba ayrılır dedik. Arap dilinde eylemlerin anlatımında bu üç sıra, kalıp, kip kullanılır. İster isim olsun, ister fiil. Arapça bir kelime en az 3 kök harften oluşmak zorundadır. Yani asgarisi bu. 3. Yani yukarıda da söylemişti diyorsunuz. 4 olanlar da var. Fiillerde 4 olan var. Arkadaşlar isimler bahsinde gelecek. İsimlerde de 5 harfli olan var arkadaşlar. Tamam mı? O da ziyadelerle birlikte 7'ye kadar çıkıyor. Onu isimler bahsinde söyleyecek. Ama burada biz şu anda fiillerle ilgileniyoruz. Fiillerin asgarisi 3'tür. Yani bir kelimeye fiil dememiz için onun harflerinin en az 3 harften oluşuyor olması gerekiyor. Şimdi ben size bir fiil göstereyim. İlk başta okuduğumuz yerde lem tebqa. Bu nasıl bir fiildir? Yani fiil mazi, muzari ve emir. Hangisine girer bu? Fiil mazi, mutlak. Değil mi hocam? Aslında fiil-i muzari, evet. Fiil-i muzari cehd-i mutlak değil mi? Evet. Ama mazi manası var tabii ki bunda. Yani muzari kalıp olarak, sıga olarak, fiil-i muzari sıgası ama anlam olarak mazi. Peki bu kelimenin kök harflerini bir inceleyelim mi? Lem, üzerine dahil olan edatımız, harfimiz, onu geçelim. Tepka kelimesi, kök harfleri nedir? Evet.
hani dedik ya şu anda en az 3 harften oluşacak bir fiilin aslı dedik. Nedir burada kelimenin aslı? Kök harfleri. TBK. Başka bir fikri olan var mı? Beka hocam. Evet. Arkadaşlar şimdi bunu özellikle gösterdim. Burada dikkat etmemiz gereken konu işte bu. Bir kelimenin aslını ve asli harflerini ve ziyade olan harfleri bilmemiz lazım. Bakın şu anki bilememenizi hiç kendinize dert etmeyin. Bakın bunu burayı incelediğimiz zaman siz bunun asıl harflerini ve ziyade harflerini artık şu üniteyi okuduğumuz zaman artık bilir olacaksınız. Şimdi buradaki T arkadaşlar muzariat harfidir. Yani fiil-i muzari üzerine 4 tane harf, yani fiil-i muzarinin 4 tane alameti vardır. Eteğine ya da eneyte şeklinde ifade ediliyor. Yani Y ile başlıyor. Y, T, Elif ve Nun. Nesli mütekellimlerde Elif ve Nun var. Diğerlerinde ise Y ile T var. Çoğunlukta Y ile T var. Şimdi peki nerede bunun üç harfliliği o zaman? Az önce arkadaşım birisi söyledi. Bu kelimenin aslı beka. Be-gı-ye. Be-gı-ye yep-ka. Ama ne oluyor? Buradaki Y düşüyor. Zaten önümüzdeki ünitelerde hani dün bahsetmiştik ya aksam, seba şeklinde bir şey. Bir sahih fiiller vardı bir de mutel fiiller. Mutel fiillerde devamlı ne yapıyor? Bu illetli harfler yani vav, ye, elifler hep düşüyor. Hasf olmuyor. Yani görünüşte yazılmıyor. Peki nereye gitti bu ye? Bu buradaki gelen lemden dolayı cezim alameti olarak düştü arkadaşlar. Şimdi biz kelimeyi bu şekilde inceleyeceğiz ama. Biz kelimenin aslında yine beka olduğunu bileceğiz. Lemden dolayı ye'nin düştüğünü bileceğiz. Anlatabildim mi? Yani buradaki kelimenin aslı her ne kadar iki harf gibi gözükse de aslında bu nedir? Üç harflidir. Yani iki harfli, üç harfli demişken bu konuyu gözden kaçırmayalım. Evet. En az üç kök harften oluşmak zorundadır. Vezin kelimenin kalıbı yani. Sisteminde birinci kök harf için fail fiili. İkinci kök harf için aynel fiili, üçüncü kök harf için de lamel fiili denir. Arkadaşlar bu hangisi neydi diye düşünmenize gerek yok. Bu feale yani fiil. Şu işaretlediğim şey var ya feale. F'ye fail fiili, ayna, aynel fiili, lama da lamel fiili diyoruz arkadaşlar. Yani bunu çok zor bir şeymiş gibi düşünmeyin. Kök harfleri bu şekilde incelenir ve biz bu kelimeler üzerindeki, fiiller üzerindeki değişiklikleri hep bu tabirlerle kullanmamız gerekiyor. O şekilde kullanacağız. Yani fail fiili şöyleydi, böyle oldu. Aynel fiili şöyleydi, böyle oldu. Lamel fiili şöyleydi, böyle oldu gibi ifadelerle devamlı karşılaşacağız. Onun için bir kelimenin fail fiilini, aynel fiilini ve lamel fiilini bilmek zorundayız. Evet, lamel fiili, aynel fiili ve fail fiili terimler kullanılır. Bunlar sırayla fe, ayn ve lam harfleriyle sembolleşilir ve ortaya feale kelimesi yani fiil kelimesi çıkar. Yani bakın bunlar hep birbiriyle irtibatlı zaten, ayrı bir şey değil. Fiili düşünelim, feale. Ortada ayin var. Biz Türkçe'de fiil olarak kullanıyoruz ama onun aslı Arapçadan gelmiştir. Fiil. Kelimesi çıkar. Kök harflerini gösteren bu kelime feale. Çeşitli hareket ekler alarak Arapça kelime kalıplarını temsil eder. Bundan sonra bu çalışmada mazi, muzari ve emir sigaları için fiil kelimesi kalıp, forum, vezin, siga gibi terimlerle birlikte kullanılarak anlatacak ve örneklendirilecek. Bakın kalıp, tamam mı? Siga, yani formu ya da vezni, vezin kelimesi de kullanılabilir. Forum pek fazla kullanılmıyor ama diğerleri genelde kullanılıyor. Evet, bakın şimdi burada zaten şekilde anlatmış. Feale'deki fe, fail fiili. Ayn, aynel fiili.
Lam ise lam fiil. Buna da birinci kök harfi, ikinci kök harfi ve üçüncü kök harfi olarak kelimeyi inceleyeceğiz. Bakın kelimenin yapısını inceliyoruz. Ve bu kalıp bize, şu şema bize devamlı bu kitap boyunca lazım olacak. Çünkü diyeceksin ki mesela fail fiilinde ne vardı? Vav ya da ye var. Ha, o zaman ne olacak? Bu mu'tel kısmına girdiğimizde biz o aksam sebayı şekillendirirken, anlatırken buna göre yapacağız. Fail fiilinde ve aynel fiilinde ya da lamel fiilinde olan illetli harflerle biz onları isimlendireceğiz. Onun için şunu adımız gibi bilmemiz gerekiyor. Buraya kadar anlaşıldı mı? Kelimenin kök harfi feale. Yani fiil, feale. Fail fiil, aynel fiil, lamel fiil. Hepsi bu. Bu başlık altında bilmemiz gereken bu. Şimdi geldik mazi sigasına, mazi kalıbına. Bakın burada vezin olarak da kullanmış. Sülasi mücerret, 3 harfli, mücerret yalın demek arkadaşlar. Sülasi de 3 harfli demek. Yani yalının buradaki anlamı da herhangi bir ilave harf olmayan, harf ziyade edilmiş olmayana biz yalın diyoruz, mücerret diyoruz. Soyulmuş demek aslında mücerret. Yani ziyadelikten arınmış, soyulmuş, yalın anlamına geliyor. Fiillerin mazi sigaları aynı fiilleri, yani ikinci kök harfinin aldığı üç harekeye, fetha, kesre ve zamme göre üç şekilde, üç farklı şekilde gelir. Yani bakın burada mazide sadece aynel fiilinin değişiklikleriyle geliyor arkadaşlar. Yani üstünde olabilir, esre de olabilir, ötre de olabilir. Ama birinci harfiyle son harfleri değişmiyor. Feale, feile, feule. Bakın bu bahsettiğimiz şey fiili mazinin malum sigasıdır arkadaşlar. Burada malum diye özellikle belirtmemiş ama malum sigası bu şekildedir. Çünkü meçhulleri buna göre değiştiriyoruz. Ha biz şimdi bir kelimenin ya da bir fiilin fiil mazi olduğunu nereden bileceğiz? Bu üç kalıptan birinde olacak arkadaşlar, tamam mı? Feale, feile ve feule kalıplarından herhangi birine giriyorsa fiil mazidir. Bak biz buna vezin diyoruz, kalıp diyoruz yani. Ya da siga diyoruz. Yani bu üç kalıba vezin ismi de veriliyor. Mevzum de arkadaşlar o vezinle, vezin aslında tartı demek. Mevzum de tartılmış demek. Yani vezin kalıpsa mevzum de o kalıba uydurulan kelime demektir arkadaşlar. Tamam mı? Bu tabirleri baştan iyi anlarsak vezin mevzun olarak kullandığımızda o neydi diye zorluk çekmeyiz. Anlatabildim mi? Vezin kalıbın kendisi, mevzun ise o kalıba girdirilen, mevzun ismi mef'ul bir kelimedir. Yani tartılmış ya da tartılan anlamına geliyor. Yani o kalıba girdirilen. Evet, feale kalıbındaki birkaç kelime örnek vermiş. Harace, dehale, celese, kedebe, ketebe, sabera. Bunlar feale kalıbında. Harace çıktı demek, dehale girdi, celese oturdu, ketebe yazdı, sabere sabretti. Feile kalıbında olanlar var. Bu da rakibe, semi'a, rahime, hamide, feriha. Rakibe bindi, semi'a işitti, duydu ya da rahime merhamet etti, hamide övdü, feriha da sevindi. Evet. Fe'ule, bir de fe'ule kalıbında olan var. Azume, garube, be'ude, hasune, sehule. Azume, büyük, büyük oldu, azim. Biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın sıfatı var. Büyüklük, yücelik anlamasına. Garube, yakın oldu, be'ude, uzak oldu. Hasune, güzel, sehule, kolay. Kolay oldu anlamına. Şimdi bakın fiili mazinin kalıpları. Tekrar ediyorum. Aynel fiilinde fetha, kesre ve zamme şeklinde geliyor. Şimdi bunları biz ayrıyeten bablara ayıracağız arkadaşlar. 6 tane sülasi mücerret babı vardır. 6 adet sülasi mücerret. Ve bunların her birinin nasıl olduğunu şimdi ilerideki gelen başka
kalıpları altında incelenecek. Burası anlaşıldı mı? Fiil mazinin kalıplarını. Anladık hocam. Evet hocam. Evet. Şimdi geçelim ilerisine. Bu kalıplar sülasi mücerret fiillerinin mazi sıyrılarının en yalın halini temsil eder. Ve üçüncü tekil eril şahıs zamirinin, yani müfret müzekker gaib. Bakın, üçüncü tekil eril şahıs ne demek? Müfret müzekker gaib. Müfret demek tek, tekil demek. Müzekker eril demek, gaib ise üçüncü şahıs. Yani üçüncü şahıs deyince ne anlıyorsunuz arkadaşlar? Bilmiyorum, Türkçeyi iyi bilenler, gramerini iyi bilenler belki şey yapabilir, belki de üçüncü tekil deyince hiçbir şey anlamıyor da olabiliriz. Yani burada o efendim? O. O demek. Hocam, yani. Gayip olmayan, hocam yani, gayip olmayan demek değil mi? Burada olmayan. Şimdi şöyle, üçüncü mesela nasıl oluyor? Birinci ben konuşuyorum. İkinci karşımdaki muhatap. Üçüncü ise burada olmayan kişidir. Tamam mı? Üçüncü tekil şahısın anlamı budur yani. Üçüncü şahıs olayları. Yani sen ve benden hariç, yani mütekellim ve muhatap dışındaki üçüncü bir kişi demektir aslında. Burada da Arapçada gaib, burada olmayan anlamında kullanılır. Gaib demek burada yok demek. Yani üçüncü tekil eril şahıs. Artık nasıl anlarsanız, hangi anlatım tarzı daha kolayınıza giderse oradan alın. Ama biz bu tekil eril şahıs olayını pek fazla zikretmeyebiliriz. Ama ne olduğunu bilmemiz lazım. Bunun zamiri hüvedir. Tamam mı? Müfret, müzekker, gaib zamiri diyoruz. Ve aynı zamanda arkadaşlar bu kalıpların hepsi müfret, müzekker, gaib kalıbıdır. Bu fiiller de, tamam mı? Fiili mazini bu kalıpları, bu feale, feile ve feule kalıbına giren bütün fiiller aynı zamanda müfret, müzekker, gaib kalıbıdır. Evet, bunlar dediği üçüncü tekil eril şahıs zamirinin çekimini oluştururlar. Fiilin farklı zamirlere göre çekimini elde edebilmek için sonuna istenilen zamir getirilir. Evet, şimdi burada zamirlerin çekimini almış. Sülasi mücerret mazi fiillerinin zamirlere göre çekimi. Zamairul gayib demiş. Bakın, gayib yani üçüncü tekil şahıs, üçüncü ikil şahıs ve üçüncü üç ve daha fazlası için kullanılan hüve, hüma, hüm. Şimdi bu zamir kısmı. Hüve, tekil şahıs, hüma iki kişi, hüm ise üç ve daha fazlası için kullanılır. Aynı zamanda feale, hüve ile aynı tekil sıva, fiil-i mazinin müfret müzekker gayip yani üçüncü şahıs eril zamiri kalıbı. Feale tesniye iki kişi. Fealü bu da üç ve daha fazlası ve müzekker yani eril. Hiye bakın gaibe dedi. Yani üçüncü tekil değil artık müennes şahıs oluyor. İkinci bayan, üçüncü bayan şahıs. Yani üçüncü bir kişi ve bayan. Hiye. Ve bunun kalıbı da fiil kalıbı fealet. Hüma müzekkeriyle aynı geliyor. Ama fiil kalıbı fealete şeklinde geliyor. Çünkü burada T var ya, müennes tası diyoruz biz buna. Bu müennes tasının önüne bir elif geliyor. Şimdi şurada bir şey daha dikkat çekeyim. Tesniyelerde önüne elif geliyor arkadaşlar. Tesniyelerin alameti eliftir. İsimlerde de böyledir, fiillerde de böyledir. Tamam mı? Elifi gördüğümüzde onun tesniye olduğunu, yani iki kişi olduğunu bilelim. Ha bu müzekkerinde sadece fealle şeklinde geliyor ama müennesinde ta'dan sonra geliyor. Çünkü orada aynı zamanda bir de müennes ta'sı var. Hünne cemi müennes. Ve onun kalıbı da fealne. Şimdi bakın aynı hareket koymamış burada dikkat ederseniz. Ben bu şekilde fealne a olarak okudum ama bu kalıbına göre fealne ya da feulne şeklinde olabilir. Diğer sigalarda aynı şekilde aynı fiilinin harekesi
burada müfret müzekkerinde yani üçüncü tekileri şahısta ne ise, hangi kalıpta ise diğer çekimleri de aynı şekilde olacak demektir arkadaşlar bu. Yani F ile lamın harekesi değişmiyor ama ayının harekesi geldiği baba göre değişiyor bu. Biz buna sülâs-ı müceddedin babı diyoruz. Altı babtan oluşuyor. Bunu da şimdi ilerideki başlıklar altında göreceğiz. Hangi babtan geliyorsa aynel fiili her zaman o babta yani o harekeyle gelir. Onu değiştiremiyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi mazi, biz aynı zamanda şu anda maziyi muttaride dediğimiz şeye çekiyoruz. Yani maziyi kendi içinde çekiyoruz. Fe'alte. Bakın çektik şimdi. Burası gaipleridir. Bu üçüne biz gaip, şey, bu altısına daha doğrusu üç müzekker, üç müennes. Yani üç erkek, üç bayan olmak üzere. Altı kalıbı gaip, gaibeydi. Yani burada olmayanlar için. Şimdi muhatap zamirleri, yani karşındaki konuştuğun kişiye göre. Ente, bu müzekker, erkek bir kişi. Fiil kalıbı fealte. İki kişi entüme, zamiri, kalıbı da fealtüme. Üç ve daha fazlası muhataplar, erkek muhataplar. Entüm ve fealtüm şeklinde. Yine muhataba zamiri, bu da müennesler için, bayanlar için. Enti, bakın müzekkerde T idi, burada enti. Aynı kalıpta da fealteydi, fealti. Entüme, aynı müzekkerle. Fealtüme, aynı müzekkerle. Entünne, cemi müennes. Entünne, fealtünne. Entünne, zamiri, fealtünne, kalıbı. İki tane de nefs-i mütekellim kalıbı vardır. Burada üç gösterdiğine bakmayın. Aynı şeydir çünkü. Şu ikisi. Ene fealtü. Ene ben demek. Fealtü. Fealtü de fiil kalıbı. Nahnü de biz demek. İki de olsa, üç de olsa, üç ve daha fazla kişi de olsa biz derken her ikisinde de aynı kalıbı kullanıyoruz. İkisi de aynı şeydir yani. Onun için bu sondakini yazmış ama aynı şey aslında. Bu farklı bir şey değil şundan. Evet. Fealne'de yani fiilin sonuna na eki geliyor. Nefs-i mütekellim. Ma'al gayr diyoruz biz buna. Yani konuşanla birlikte yanında daha fazla kişi var anlamına geliyor. Bunun ikisine de nefs-i mütekellim. Yani konuşan kişi ya da kişiler anlamına geliyor. Şimdi bu çekimi anladık mı? Ben bunu kısaca çekeyim hızlıca. Feale, feale, fealu, fealet, fealete, fealne, fealte, fealtüme, fealtüm, fealti, fealtüme, fealtünne, fealtü, fealne. 14 sigadır arkadaşlar. Mazi de öyle, muzari de öyle. İleride gelecek. Zamir olarak çekimi de hüve, hüma, hüm, hiye, hüma, hünne, ente, entüme, entüm, enti, entüme, entünne, ene, nahnu. Bunları da böyle bilmemiz gerekiyor. Tabloda verilen kalıpların ikinci kök harfleri yani aynel fiili harekelenmemiştir. Ama benim söylediğimi burada yazıyor zaten. Çünkü her üç kalıbında çekimi aynıdır. Ayrıca mazi fiilin herhangi bir ek almayan tek çekimi fealedir. Çünkü bu çekimden sonra fail olarak zamir değil, müzekker yani eril, zahir, açık isimler et-talibü, et-taliban, et-talibü, et-tullabü gibi getirilebilir. Herhangi bir açık isim. Şimdi açık isim diyor arkadaşlar burada da ama bunu mesela bu paragrafı anladık mı? Burada yani şu ibareyi okuduğunuzda ne demek istediğini anlıyor musunuz? Anlayamadık. Burada bir şey anlayamadım. Efendim? Anlayamadım yani. Var mı herhangi bir şey anlayan? Burada ben biraz anladım. Ben biraz anladım hocam. Şimdi bu fiil çekiminden sonra fail olan isimler getirilir diyor. Evet, isimler getirilir de esas orada söylemek istediği bir şey var. Şimdi arkadaşlar bu şudur. Burada diyor ki bakın bu çekimlerden sonra fail olarak diyor zamir değil müzekker. Mesela et talibi gibi. Tamam mı? Zahir, ismi zahir olarak diyoruz biz. Yani önünde zamir olarak değil de isim olarak gelirse faili
bunlar getirilip bu şekilde geldiğinde bizim fiilimiz yine müfret müzekker olarak gelecektir arkadaşlar. Tamam mı? Herhangi bir açık isim getirilmediğinde bu tür failleri müstetir gizli kabul edilir. Evet, failleri müstetir, gizli kabul edilir. Aynı durum, müenneslik, dişilik eki, te almış, fealet çekim içinde söz konusudur. Bu şekilden sonra fail olarak zamir değil, müennes zahir isimler, örneğin et talibetü, et talibetani ya da et talibatü getirilebilir. Herhangi bir zahir isim getirilemediğinde ise bu tür fiillerin faili yine müstetir, gizli kabul edilir. Şimdi burayı okuduk, hiçbir şey anlamadık. Bakın arkadaşlar, şimdi örneklere bakalım. Bize burada anlatmak istediği şu. Şimdi ketebe yazdı. Kim? Kim yazmış? Ahmet'ü. Ahmet yazdı. Neyi yazdı? Et derse dersini yazdı. Bakın ikinci şeye. Ketebe yazdı. Kim? Ahmet'ü ve Mahmud'ün. Ahmet ve Mahmud yazdı. Neyi yazdı? Et derse ders yazdı. Şimdi size şunu sorayım. Hani az önce biz çekim yaparken tesniyelerinde ne yapmıştık? Feale, feale, fealü, değil mi? Öyle çekmiştik. Yani ketebe, keteba. Tesniye için keteba olması lazım. Doğru mu? Yani iki kişi yazdı demek için biz ne yapmamız lazım? Tesniye getirmemiz lazım. Peki bu ifade bu durumda doğru mu değil mi? Doğru hocam. Neden doğru? Tesniye olması gerekmiyor mu? Hocam iki isim, isim de açık açık verilmiş. Efendim? Fail iki tane olduğu için fiil tek bir kalıp haline gelmiş. Yani bu şekilde olması gerekiyor işte. Değil mi? Bakın. Evet. Şimdi konuştuktan sonra mikrofonları kapatalım. Şimdi arkadaşlar fiil, bakın yukarıda anlatmak istediği aslında buydu. Yani fail ismi zahir olarak geldiğinde kaç tane gelirse gelsin, yani kaç kişi o işi işlemiş olursa olsun yine müfret müzekker olarak gelecek fiili. Eğer ki tesniye ya da cemi gelirse o zaman fail taaddüt etmiş olur. Ne demek failin taaddüt etmesi? Fail birden fazla olmuş olur. Neden? Çünkü arkadaşlar tesniyelerdeki buradaki elif var ya, feale'deki elif, elif faildir. Bakın bunu burada söylüyorum. İleride işimize çok yarayacak. Bunu unutmayalım. Mutlaka bir yere not edin. Buradaki elif faildir. Burada bir tane fail varken ikinci bir fail getirilemez. Failin taaddüdü caiz değildir. Ancak vav'la teaddüt edebilir. Yani ismi zahir olarak da gelse yine vav'la teaddüt edebilir. Yani tek başına vav'sız, atıfsız teaddüt edemez. Fe'alü'deki vav yine arkadaşlar nedir? Bu vav faildir. Fe'alete'deki elif yine faildir. Fe'alne'deki nun yine faildir. Ama fealetteki T fail değildir. Bu müenneslik alametidir. Feal T yine aynı şekilde faildir. Tüme faildir. Tüm faildir. Ti faildir. Tüme faildir. Tünne faildir. Feal tü, tü yine faildir. Feal ne'deki ne faildir. Yani bunu niye söyledim? Eğer bu fiillerde bu şekilde kalıplar geldiğinde önüne ayrıyeten bir fail daha gelmez. İsmi zahir olarak bir fail daha gelmez. Eğer ki birden fazla bir fail varsa, bir işi yapan varsa
O zaman bu şekilde atıfla gelir. Ama fiil ne gelir? Müfredi gelir. Bakın şuraya, eğer ki müennesse failler, o zaman da müennes kalıbında müfret gelir. Yine fail, bakın atıfla taaddüt etmiş, Ayşe ve Fatma yazdı diyor ama ketebet. Yine müfret olarak geliyor. Müzekkerse müzekker olarak, müfret müzekker olarak, eğer failler müennesse de müfret müennes olarak geliyor. Burayı anlayabildiniz mi? Diğer örnekleri de inceleyelim. Ketebe hocam Ahmet'in... bir şey sorup, hocam pardon. Bu sadece mazi sigasına has mı? Muzari'de de böyle oluyor mu? Tabii ki oluyor. Tabii ki. Tamam. Fiile mahsus bir şey. Aynı şekilde orada da tesniye elifleri var. Cemi vavları var. Mesela yektübü yektübani. Yektübani'deki elif faildir. Eğer Ahmet ve Mahmut yazıyor dersek biz yine yektübü'yü kullanacağız. Yektübü Ahmedü ve Mahmud'un diyeceğiz. Yektübani Ahmedü ve Mahmud'un olmaz. Çünkü orada yine faal, fail takip etmiş olur. Yine cemisinde yektübü nedir? O da aynı şekilde faildir. Evet, tamam, fiillerde şimdi buradaki fiil-i mazideki ben size faillerin yukarıda sigada gösterdim. Fiil-i muzarideki failleri de yine geldiğini gösterecek. Tesniyelerde zaten yine elif, cemilerde vav, diğerlerinde de yine birbirine hemen hemen yakın. Farklılıkları da yine söyleyeceğim ben size. Evet. Ketebu, ketebet dedik müennes. Ketebet bakın yine tesniye iki kişi olduğunda yine müfret geliyor. Üç ve üç kişi olduğunda yine ketebet geliyor. Ketebet talibüt derse burada yani isim olarak değil de öğrenci olarak yazmış. Ketebet talibani. Burada bakın yukarıdakinden farkı ne? Ahmet ve Mahmut'tu. Burada iki öğrenci yazdı. Ama bakın ketebe yine müfret geliyor. Tüllab dediğimizde üç ve daha fazla öğrenci için yine müfret geliyor. Bu talibet olursa yine ketebet geliyor. Talibetan iki kız öğrenci. Talibat üç ve daha fazla kız öğrenci. Ama bakın fiil yine müfret geliyor. Bakın bunun üzerinde duruyorum. Çünkü bu sınav sorusudur aynı zamanda. Ve ileride çokça karşımıza gelecek. Cümle kurarken çok fazla karşımıza çıkacak bunlar. Evet. Nebahal kelbü, nebahal kelban, nebahal kilab. Şimdi burada bir şey dikkat çekeyim. Bakın nebaha el kelbü. Kelp nedir? Müzekkerdir. Nebaha ne geldi? Müfret müzekker kalıbında geldi. Nebahal kelban. Kelban da iki köpek anlamında. Yine fiil ne geldi? Müfret müzekker geldi. Peki nebehatil kilab. Burada neden müennes geldi? Akılsız isimlerin çoğulları müennes geliyor hocam. Evet, değil mi? Bunu biliyor musunuz? Bunu mutlaka yine önemli şeylerden birisidir. Bir yere yazın. Aklınızın bir köşesine mi yazarsınız? Bir yere not mu alırsınız? Yani nebeha havladı demek bu arada. Nebehat. Arkadaşım söylediği gibi arkadaşlar gayri akil cemiler müfret müennes hükmündedir. Bunu bir yere yazın. Gayri akil cemiler müfret müennes hükmündedir. Bunu yine ilerideki kitabımızın bir yerinde yazıyor ama şu anda burada da ben size söylemiş olayım. Çünkü her yerde karşımıza çıkacak bu. Bu nerede bizim işimize yarar? Mesela bir faile fiil getireceğimiz zaman failin durumuna bakarız. Biz ona göre fiil getiririz. Buradaki fail nedir? Cemidir. Ama gayri akıl cemi olduğu için müfret müennes hükmündedir. Dolayısıyla fiilini müfret müennes getireceğiz. Ya da bir sıfat getireceğiz mesela. Gayri akıl cemiye. Hani dün anlattığım hayvanatil elifete olay var ya. İşte orada da aynı durum var arkadaşlar. Bakın buradaki hayvanatil elifete. Hayvanat cemi olmasına rağmen
gayri akil olduğu için elifete ne geldi? Müfret müennes olarak geldi. Aynı bu şekilde. Bu genel bir kaydedir ve her yerde bu şekilde uygulanır. Evet, bu ayrıntıyı da burada söylemiş olayım ve her defasında bunu söyleyeceğiz. Artık adımız gibi bileceğimiz şeylerden birisi de, kaidelerden biri de bu. Ketebet derse Aişetü, burada sadece mef'ulü öne geçirmiş. Ketebet derse ketebet derse Aişetü, tala'a'ş-şemsu, tala'ati'ş-şemsu, tala'a'ş-şemsu. Bu tala'at-ş-şemsu şey olduğu için, müennes-i semai olduğu için arkadaşlar, tala'at olarak geliyor ya da tala'a'ş-şemsu. Örneklerde de görüleceği üzere bir fiil zahir, yani ismi zahir diyoruz buna, açık olarak bir isme isnat edildiğinde her zaman müfret formda üçüncü tekil şahıs çekiminde gelir. Yani müfret müzekker olarak gelir. Sadece merfu ismi müennes olduğunda fiil de yine fiille merfu ismi arasındaki mutabakat uyum şartına bağlı olarak teknis, yani dişilik takısı olan ta'ü teknis dediğimiz te alır ve buna göre gelir. Şimdi şu buradaki notta arkadaşlar şuraya anlatıyor. Şunu hani taksim yapmış ya. Bu ketebedit derse Aişetü şeklinde de ya da ketebet derse Aişetü şeklinde de olur. Bunun sebebi de eğer ki diyor fiille fail arasını bir şey faslederse, yani arasına bir kelime girerse, bu durumda müzekker gelmesi de caizdir. Tamam mı? Fiille hakiki müennes, failinin arasına herhangi bir kelime girerse, araları açılırsa, fiilin müzekker formda kullanılması caizdir. Failin mecazi müennes olan bir fiilin müzekker ya da müennes formda kullanılması da caizdir. Bu da tala'ş-şemsu. Dedim ya, şems müennes-i semaidir. Onun için tala'at gelebilir. Lafzına itibariyle lafzına müzekker olduğu için müzekker olarak da gelir. Evet. Ayrıca akıl suçu olan müfret müennes kabul edilmesi yaygın bir kullanımdır. Ha, burada yazmış zaten de bu şeyi tabi dipnot olarak yazmış. Ama dediğim gibi bu çok önemli bir kaide ve bu her zaman karşımıza çıkacaktır. Şimdi burada anlaşılmayan bir yer var mı? Devam ediyorum. Yukarıdaki örneklerin, ki bunlar fiil cümleleridir, yani yukarıdaki verdiğimiz örnekler fiil cümlesidir. Bu arada fiil cümlesini diyelim. Fiil cümlesi nedir arkadaşlar? Fiille başlayan cümleler fiil cümlesidir. Ha, her zaman böyle olmayabilir. Bazen mef'ul tekaddüm edebilir, yani öne geçebilir. Bu da neden dolayı olur? Yani ehemmiyetine binaen ya da vurgulanmak istenen bir şey vardır. Onun için başa geçebilir. Ama fiil, fail ve mef'ulden oluşuyorsa o zaman, yani mef'ul olması da şart değil. Fiil ve failden oluşuyorsa fiil cümlesidir. Ama isimle başlarsa o zaman isim cümlesi olur. Şimdi aşağıdaki misallerde isim cümlesi var. Aksine diyor aşağıdaki örneklere, ki bunlar isim cümlelerdi, baktığımızda fiillerden sonra fail olarak zahir isim değil zamir bitiştiğini görürüz. Ahmedü ketebet derse. Bakın Ahmet başa geçtiği zaman isim cümlesi oluyor arkadaşlar. Ketebe'nin faili Ahmet değildir arkadaşlar. Bakın, ketebe'nin faili Ahmet'tir diyemeyiz. Ya ne deriz? Ahmet'e raci hüve zamiridir deriz. Çünkü fiilin öncesindeki isim kesinlikle ve kesinlikle fail olmaz. Fiilin önüne mef'ul geçebilir ama fail geçemez. Yani bakın, faile, fail
harici bir zamir olabilir. Yani şurada irabını söylerken ketebe fiildir, onun faili de Ahmet'tir diyemeyiz. Niye? İşte yazan Ahmet. Ahmet yazdı. Et derse, dersi kim yazdı? Ahmet yazdı. Özne nedir burada? Ahmet'tir. Ama Ahmet fail değildir burada. Ahmet'e raci zamir faildir. Bu ne işe yarar? Ne değiştirir? Çok şey değiştirir. Bunu zamanla göreceğiz. Ama bunun bu şekilde olduğunu kesinlikle bilmemiz lazım. Ve dolayısıyla biz buna fiil cümlesi değil, isim cümlesi diyoruz. Ahmet'ü müptedadır. Ketebet derse cümlesi ise onun haberidir. Müpteda da yine fail gibi taaddüt etmez arkadaşlar. Ancak atıfla taaddüt edebilir. Ona taaddüt demiyoruz çünkü atıf olmuş oluyor. Yani birden fazla müpteda olmaz. Bakın Ahmet'ü ve Mahmud'un ketebet derse. Keteba yazdılar. Bakın burada da yine aynı şekilde Ahmet'ü Mahmud'un olmaz. Vav olmadan müpteda bu şekilde iki tane müpteda arka arkaya getirilmez. Peki haber taaddüt eder mi? Yani biz birden fazla haber olur mu? Evet olur. Ama müpteda ve fail kesinlikle atıfsız olarak tekrar etmez. Yani birden fazla olmaz. Taaddüdü caiz değildir denildi buna. Evet, bize burada anlatmak istediği neydi? İsim cümlelerinde dedi, zamir bitiştiğini görürüz. Bakın, Ahmet'ü ve Mahmud'un dedi, ketebe yazdılar, neyi et derse. Peki şu cümle, ketebe derse cümlesinde fail nedir arkadaşlar? Ketebe'deki ba hocam. Ketebe nedir? Elif. Eliftir. Hüvedir hocam. Hayır, eliftir hocam. Hüve değil, hüve kesinlikle değil. Hüma olabilir ama burada eliftir. Hani başta söyledim ya size, mazide dedim, tesniyelerde elif faildir. Cemilerde ise ne faildir dedim. Vav. Vav. Ketebüt derse, Ahmet ve Mahmud ve Talha ketebüt derse, ketebenin faili nedir? Vav'dır. Yoksa Ahmet, Mahmud, Talha değildir. Ahmet müptedadır. Mahmut ve Talha da onun üzerine atıf olunmuştur. Dolayısıyla mamülün bir tebaiye diyoruz bunu. Tebaiyetle müpteda oluyor ama tek başına değil. Ahmet müpteda oluyor. Ketebü de onun haberi oluyor. Ve ketebü'nün faili de vav oluyor. Tesniyelerde elif, cemilerde vav. Ketebe'de ise, şurada ise neydi faili? Müstetir hüveydi. Yani gizli hüve zamiriydi. Evet, hüve ketebet derse. Yani burada da zamir olarak getirmiş. Hüma ketebet derse. Yine bakın hüme müpteda oluyor burada. Ketebe onun haberi oluyor ve oradaki elif yine faili oluyor ketebenin. Hüm ketebe de aynı şekilde. Yani burada ismi zahir olarak getirmiş, burada zamir olarak. Ayşe ketebet yine aynı şekilde müennes olarak. Ayşe diyor Fatıma'da. Ketebe ta bakın yine buradaki elif fail. Keteb ne? Bakın cemi olduğunda da nun. Fail olan burada nundur arkadaşlar. Tamam mı? Buna biz ne diyoruz? Müennes nunun nisve. Nunun nisve. Nun. Yani cemi müenneslere dahil olan nun. Fiil muzaride de bu var. Ve faildir buradaki nun. Ketebnet derse. Evet. Hiye ketebet et derse. Burada da yine zamir olarak gelmiş. Hiye ketebeta. Yine buradaki elif. Ketebne yine nun. El kelbü nebeha. El kelbani nebeha. Bakın yine fail. El kilab nebehat. Nebehat. Tabi burada yine gayri akil olduğu için müfret müennes geldi. Peki burada fail nedir? Nebehat'te? T. Değil. T fail değil bakın. T. T müenneslik alameti. Yani bu hataya düşmeyin diye sordum. Tamam mı? Buna dikkat edelim. Buradaki T fail değildir. Bak zaten dikkat ederseniz diğer faillerin altına çizik atmış. Buna atmamış. Buradaki fail müstetir hiye'dir arkadaşlar. Hiye. Neden hiye? Gayri akil olduğu için müfret müennes hükmünde
Onun için nebahat havladı kim? Hiye o köpekler. Cemil. Tamam mı? Kesinlikle müennes tasına fail demiyoruz. Yani şunu diyeyim, fiil mazide müennes tasının dışındaki diğer alametler faildir ama müennes tas fail değildir. Tamam mı? Yani şurada da aslında söyledim. Bu konuya bir daha dikkat çekeyim. Buradaki T müennes tasıdır. Fealete'deki T de müennes tasıdır. Buradaki elif faildir. Feale'deki elif faildir. Fealü'deki vav, fealne'deki nun faildir. Ente, entüme, entüm buradaki derin tamamı faildir. Bakın bir tek fiil mazide fealetteki müennes tası fail değildir arkadaşlar. Tamam mı? Buna dikkat edelim. Bir fiilin mazi fiil olduğunu gösteren alametler ise şunlardır. Evet, şimdi yukarıdaki gördüğümüz şeyler, sigadaki gördüğümüz şeyler aslında burada ama ayrıyeten ele almış ve bunlar mazi olduğunun alametidir. Sonra sakin olan taiteyiz. Yani az önceki söylediğimiz müennes tası bitişmesi. Sonra fail zamiri. Bakın, şurada aynı zamanda az önceki söylediğimi burada da ayırt etmiş. Gördünüz mü? Bu T, tai teknis diyoruz bak. Müennes tası. Bu da aynı zamanda mazi olduğunu bir alametidir diyor. Bakın diğerlerine ise diyor ki fail zamiri diyor. Şuna dikkat edin bakın. Buna tai teknis teknis tası tamam mı? Müfret müennesteki tai'ye teknis tası. Diğerlerine ise fail zamiri diyor. Harekeli ta, te, tüme, tüm, ti, tüme, tünne, tü. Aynı zamanda mütekellim, tü. Bunlar örneğini de vermiş zaten. Fehimte, fehimti, fehimtü, fehimtuma, fehimtüm, fehimtünne gibi. Kendisinden önce sin, sefe, lem, lemma. Edatlarından birinin gelmemesi. Çünkü bu edatlar sadece müzari fiilin önüne gelebilir. Sin, sefe, lem ve lemma. Lem ve lemma fiil muzariye dahil olur. Olumsuz yapar ve aynı zamanda mazi manası verdirir. Fakat kalıbı nedir? Fiil muzariyedir. Kendisinden önce harfi cer gelmemesi. Çünkü harfi cer isimlerin başına gelen bir kelime türüdür. Kesinlikle fiillerin başına harfi cer gelmez. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Fiil mazi. Var mı sormak istediğiniz? Kafanıza takılan. Lütfen anlayarak gidelim. Kafanıza takılan soruları soralım. Yani şu anda bunları öğrenmiş gibi kabul edeceğiz. Bundan sonraki derslerimizde bunu öğrendik diye burada anlatıldığı şekilde söylemeye başlarız. Yani mesela hocam, şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani sakin T olursa müenneslik katıyor. Harekeli geliyorsa bu aynen. Aynen. Bak zaten burada söyledi. Aynen bu dediğiniz zaten şurada söyledi. O şekilde bir ayrımını tabii ki yapabiliriz. Bakın sakin olan dedi burada. Sakin olursa zaten bir tane var. Sakin. Aslında bunun tesniyesindeki de sakindir. Fakat tesniye elifini okutmak için o T harekelenmiştir. Tamam mı? Tesniyesindeki fehimet mesela fehimeta, fealet fealete var ya. O T de aslında sakindir fakat oradaki elifi okutmak için harekelenmiştir. Ama biz onu yine sakin kabul ediyoruz. Bu dediğim şeyi biz bir yerde kullanacağız arkadaşlar. Bunun tesniyedeki, müennes tesniyesindeki ta'nın sakin olup olmama olayı bir yerde biz ilal kaidelerinde mesela yaparken onu iki sakinin içtima diye bir şey söz konusu olacak. Ve orada biz bunu hala sakinmiş gibi kabul edeceğiz. Anlatabiliyor muyum? Her ne kadar tesniyede harekelenmiş olsa da o elifi okumak için harekelenmiştir. Fakat tesniye tersi, müennes tesniyenin tersi yine sakin kabul edilir. Evet, dolayısıyla aynen dediğimiz gibi de T sakinse kesinlikle fail değildir. Harekeli ise fail. T ise muhatap. Tü ise mütekellim. Zaten şu diğerleri. T ise yine muhataba. Tüma tüm ve tünne
şeklinde de yine bunlar da fail zamirleridir. Tamam mı? Fiili mazinin alametleri bunlardır. Hocam şurada biraz önceki konuda Ketebe Ahmet'un ve Mahmud'un derse de ya bir kalıp gelmişti hocam. Burada evet. Hocam iki erkek var. Ahmet ve Mahmud. Ketebe Ahmet ve Mahmud'u derse diye. Eğer ki burada Ahmet ve Ayşe olsaydı nasıl bir şey olurdu? Evet, güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar ben bunu hep söylerdim de bu dönem daha hiç söylemedim. Bir yerde her ne kadar birden fazla cinsiyet olsa da her zaman müzekker olması asıldır. Yani 1000 tane bayan olsa, 1 tane erkek olsa içinde o fiil müzekker gelecek. Arapçada asıl olan müzekkerliktir. Tamam mı? Hocam sağ olasınız. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerden ne geçer? Mesela ye eyyühellezine emenü. Emenü nedir? Cem-i müzekkerdir. Bayanlar içine katmıyor mu? Katıyor. Değil mi? Yani eğer ki muhataplar içerisinde ya da gayb olsun, yani anlatılanlar içerisinde gelecek olan fiil işaret edilen kişiler arasında bir tane bile müzekker olsa o fiil ya da zamir müzekker olarak gelir. Ama hiç müzekker yoksa içinde o zaman müennes olarak gelir. Tamam arkadaşlar? Tamamdır hocam. Şimdi burada aslında kendisinden önce lemma gelmemesi demişti arkadaşlar. Burada bir lemma var. Mazi üzerine gelen. Fakat buradaki lemma ile oradaki lemma aynı şey değil. Yani bu hani eş sesli dediğimiz durumlar var ya. Buradaki lemma ile oradaki lemmanın anlamı aynı değil. Mesela fiil-i muzari üzerine dahil olan lemma henüz manası verdirir. Henüz olmadı. Yani geçmiş zamanın cemisini nefyeder. Tamam mı? Ama fiil-i mazi üzerine dahil olan lemma ise mesela vaktaki manası verdirir. Yani olumsuzluk yok. Lemmace yani vaktaki geldi. Yani geldiği zaman falan gibi bir manası var. Yoksa olumsuzluk olarak gelen lemma fiil-i muzari üzerine dahil olur. Anlatabildim mi? Ya bu bir dedim ya hani eş sesli olarak düşünürsek bu lemma ile o lemma aynı şey değil. Çünkü lemma bir tane değil. Mesela ma bir tane değil. 12 çeşit mi ne ma var dediler ya. Bir ara bir yerden okudum da. Yani çok farklı şeyler olabiliyor. Bir harf birçok manaya gelebiliyor. Mesela men, ma bunlar çok yerde. Eyyü bazı böyle harfler, edatlar birden fazla manalara çok yani birbiriyle alakasız manalar dolar. Yani biz buna Türkçe'de hani eş sesli diyoruz ya. Hani mesela yüz. Yüz, sayı olan bir yüz var. İnsan yüzü var. Bir de yüzmek fiil olarak yüz var. Değil mi? Ama bunların hepsi aynı şey değil. Bunu eş sesli. Bunları da o şekilde değerlendiriyoruz arkadaşlar. Lemma burada. Fiil mazi üzerine dahil olduğunda o farklı bir mana verdiriyor. Fiil muzari üzerine dahil olduğunda ise nefiyi olumsuz yapıyor. Hala nefinin tamamını, yani henüz olmadı. Geçmiş zamanın tamamında olmadı manasına geliyoruz.